TV 100 adım adım Anadolu'yu geziyor. Sorunları, çözüm önerilerini dinliyor. TV 100 Konuş Türkiye diyor. Evet efendim, TV 100 Anadolu'yu adım adım gezmeye devam ediyor. Muhabir Burak Ersemiz'in bugünkü durağı Amasya. Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile projelerini konuşacak. Sözü hemen onlara bırakalım. Burak Ersemiz. Gizem Çetin, evet, çok güzel bir kentteyiz, yine Amasya'dayız. Değerli Mehmet Sarı Belediye Başkanımız sağ olsun bizi kabul etti. Ben lafı çok uzatmadan hemen kendisine dönüyorum. Efendim tekrar teşekkürler bu yoğunlukta, ki gerçekten yoğunsunuz, kabul ettiniz. Efendim ilk sorum hep şöyle: Amasya sizin için ne ifade ediyor? Amasya kültür, tarih, medeniyet, cumhuriyet ve aşk şehri. Peki efendim, sizin döneminizde gelirken neler yapacağınızı vaat ettiniz? Ne kadarını yaptınız? Ne kadar daha vatandaşa hizmette bulunacaksınız? Neler yapıyorsunuz Amasya'da? İnsana efendim, nasıl dokunuyorsunuz? Ben gelirken biliyorsunuz 2019'da seçimlere girdik biz. Dedik ki yıl 2019 ve yıl 1919. Gazi Paşa'nın Amasya gelişinin 100. yılı. 100 yıla her yıla bir proje ve 100 projeyle çıktık. Bugüne kadar aşağı yukarı %40'lık oranında projelerimizi icra ettik. Bunların içerisinde ana merhalelerde neler var diye soracak olursanız şöyle söyledik: kapısız makam dedik. Efendim ve vatandaşla aramızdaki olan kapıları kaldırdık. Ne kadar güzel başkanım. Keşke herkes sizin gibi. Bazı bilmeyenler randevu talep ediyor. Randevu talep eden bizde randevu alamaz. Çünkü bizi tanımıyor demektir. Efendim orası herkesin evidir, vatandaşın mülküdür. Biz orada bir nöbet değişim üzere gelmişiz. Nöbetimizi tutuyoruz ve görevimizi icra ediyoruz. Onun için de vatandaş evine gelirken illa içeride biri var mı yok mu demesine gerek yoktur. Bu manada bakıyoruz. Herkesin evi görüyoruz ki Amasyalı'nın evidir orası. Ne kadar evet. Güzel efendim. Randevusuz bir belediye, peki nasıl tepkiler alıyorsunuz? Vallahi gayet diğer başkanlarımız şaşırıyorlar gelenler. Böyle bir şey olur mu? Ciddi böyle mi? Kapatacak mısınız? Asla kapatmayacağız tabii. Peki diğer başkanlar, aman Mehmet Bey yapmayın, bize kötü örnek oluyorsunuz diyen var mı? Yok. Öyle bir arkadaşlarımızdan herkesin kendi takdiridir. Biz oraya niye geldiğimizi, niçin geldiğimizi biliyoruz. Bizi irade gönderen iradeyi biliyoruz. Efendim, onun için hem kendimize yakışır hem gönderen iradenin tavrına yakışır bir eylemi sergiliyoruz. Efendim biraz da Amasya'ya hiç gelmeyenleri anlatalım mı? Evet. Neden Amasya'ya gelmeleri gerekiyor? Çok özel bir şehir. Hem Cumhuriyet tarihi bir anlamda, siz de söylediniz. Amasya'ya gelmemişseniz en güzelini görmemişsiniz diyorum. Amasya dinlenmez, Amasya anlatılmaz, Amasya yaşanır. Gelip görmeleri lazım. Yani 14 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Osmanlı'ya efendim 7 tane kudretli sultan göndermiş şehir. Efendim bunun yanı sıra bir kültür şehri, tarih şehri. Yine Osmanlı'nın biliyorsunuz Fetret devrinde tekrarlı Çelebi Mehmet tarafından var edilen bir şehir. Bunun yanı sıra biraz önce neden aşk şehri dediysek, o da biliyorsunuz aşk kelimesinin ruhlarda, insanlık aleminde bedene buluştuğu, yani Ferhat ile Şirin'in diyarı bir şehir. Efendim bana göre dünyanın en güzel şehri. Ve arkadaşlarımıza zaman zaman hele gece olunca şöyle söylüyoruz: Venedik hikaye. Onun için gelip Amasya'da Venedik'i yaşayabilirsiniz diyoruz. Şu anda da dönüyor görüntüler aslında. Evet. Öyle mi? Evet. Neler var böyle, belki tek tek sayamayız belki ama neleri görebiliriz bunların dışında Amasya'da? Ben en basitinden şöyle söylüyorum. Şehzadelerin yürüdüğü bir yolda yürüyorsunuz. Bir an kendinizi şehzade olarak addedebilirsiniz. Padişahların yürüdüğü yollarda yürüyorsunuz. Hayal kurabilirsiniz. Efendim bir nehrin kenarında yürüyorsunuz. Dünyada efendim nehrin kendi özgün ağlıyla akan tek şehir. Şehri ikiye bölen, tarımda, sulamada hiçbir eylemde bulunmadan sadece insanlara Allahu Teala'nın bir hikmeti, gözlere, ruhlara zevk veren bir ırmağın akışını seyrediyorsunuz. Hem ruhumuza hem gözümüze kesinlikle, kesinlikle, hitap eden bir kesinlikle, şey gerçekten. Kesinlikle.
Daha çok dolaşacağız biz Amasya'ya inşallah. Evet. Yaşayacaksınız. Onun dışında mesela tabii ki önemli altyapı çalışmaları tamamlandı. Evet. Onun dışında eksik gördünüz, başkanlık göreviniz sırasında eksik görüp de müdahale ettiğiniz bir takım şeyler oldu. Şimdi ben meseleye şöyle bakıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk zamanlarda belediye başkanında kullandığı bir tabir vardır. Biz bu şehri kazan ifadesi vardı. Biz de öyle bakıyoruz. Yani tüccarca bir idare sergiliyoruz. Ve geleceğe mutlak surette getirisi olan bir yatırımlar yapma noktasında bir çalışmamız var. Mesela Türkiye'de ilk defa HES kuran bir belediyeyiz. Bizim HES'imizin yanında hem hidrolik santral, elektrik santralında yanında hem güneş enerjisi takviye yapıyor, hem rüzgar gülü takviye yapıyor. Komplike bir tesis. Efendim bu Türkiye'de yok. Efendim yakında ölçümleri tamamlandı. Teleferiğimizi inşallah 2022'de ihale ediyoruz. Yine ayrı bir şehir kuruyoruz. Kaplıca şehri kuruyoruz. Efendim içerisinde rehabilitasyon merkezi de olmak kaydıyla efendim projeleri bitti. Onu da 2022'de ihalesini yapıyoruz. Efendim çok çeşitli böyle çalışmalarımız var. Yine efendim 20 saat aşağı yukarı 16 saat açık olan garip kurabağa için gel yemeğini ye, duanı et diye bir merkez kurduk. Allah, Allah razı olsun efendim, başkanım. Orada ücret ödemiyorsunuz. Ücretin yerine bir dua etmek mecburiyetiniz vardır. Efendim garip kurabağa gelip orada karnını doyurup gidiyor. Efendim çok teşekkür ediyorum. Süremiz kısıtlı. Yavaş yavaş evet. Oluyor. Son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Elbette ki var. Ben çok şey var da. Çok şey var. Kısa zamanımızlar canlı yayınlar böyle oluyor. Ama sizi herkesi davet ediyorum. Herkesi kendime misafir kabul ediyorum. Önce gelmeleri lazım, bize misafir olmaları lazım. Efendim, önümüzdeki süreçte tabii çok ciddi projelerimiz var, programlarımız var. Kamuoyuna zaman zaman bunları deklare ediyoruz. Efendim, her şeyden önce biz Sağlık Bakanımızdan da bir teşekkür aldık. Türkiye'nin en temiz şehirlerinden bir tanesi. Aman, efendim bu sene 5 tane ödül birden aldık. Başta Cumhurbaşkanımız olmak kaydıyla projelerimizden 5 tane de ödülümüz var. Efendim o zaman efendim. Ödüllü kent ve ödüllü başkanımıza teşekkür ediyorum. Süremizin kısıttığı nedeniyle de özür diliyorum. Rica konuşacak ederim. Çok şey var. Saatler evet. Belki günler yetmez. O yüzden müsaadeniz varsa ben sizinle evet. Birlikte hemen kameraman arkadaşıma ben dönüp yine teşekkür ederken diyorum ki mutlak surette Amasya gelmeden, görmeden, yaşanmadan anlatılamaz. Amasya'yı görmemişseniz en güzelini görmemişsinizdir diyorum. Aslında başkanım sağ olsun bana kapanış konuşmasına gerek kalmadı. Her şeyi özetledi. Şehzadeler Kenti Amasya'ya bekliyoruz efendim. Bugünlük yayınımız da bu kadar.